İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Boğaz TV hafta sonu ana haber bülteniyle sizlerleyim. TÜRSAF'tan da Niş'e destek. Çanakkale'de turizmcilerle bir araya gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, birlik olarak Çanakkale'nin yanında şahıs olarak emrinde olduğunu söyledi. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Çanakkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Taniş, hazırladığı projelerle ilgili fikir almak amacıyla kente davet ettiği Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy ile bir araya geldi. Biz istiyoruz kaç. Halk istiyorsa koydu. Ankara Sefer'e başkanı ben Çanakkale Müzesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ben kendisini 2003 yılından beri Çanakkale'ye olan ilgisiyle tanıyorum. 2003 yılında Çanakkale şehitliklerine öğrenci ziyaretleriyle 10 bin kişilik bir rakamla başlayan o günkü ziyaretçi akını bugün milyonlara ulaşmış durumda. Bu gibi yeni projelere sizin de desteğinizle belki yeni projeler de kazandırabiliriz. Bu noktada tekrar Çanakkale'ye göstermiş olduğumuz ilgiden dolayı ben kentimiz adına çok teşekkür ediyorum. Her zaman biz Çanakkale'liler olarak TÜRSAF'ın ve Başaran Ulusoy'un Çanakkale'ye kültürel kimliğine, turizmine ve manevi değerlerine olan bağlılığını ve katkısını biliyor. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Kongre merkezi Kanal. Acil Seker. Kanal. Sarıçarşı projesi. Kanal muhakkak. Kanal muhakkak. Ve 2015 ajansının kurulması lazım. Bizim ideal edeceğimiz yerleri başkası ideal etmesin. Başarı. Şimdi aşağıya bakarsan yukarı görürsün. Yani aşağıya bakarsan yukarı görürsün. Minareden at beni, git aşağıdan tut beni. Bizim hesabımız öyle değil. Biz yapılanlara bakıyoruz. Burayı her zaman söyledim. Orası ismini kazmak için kaz koymamışlar. Kazları gezmesi için koymuşlar. Herodot'ta, tarihte, mitolojide eğer burayı o kaz dağları mecbur söylüyorum. Başka bir ülkenin inanmış olsaydı onu öyle pazarlardı ki onun üzerine oyun üzerine oyunlar, tiyatro üzerine tiyatrolar kurarlardı. Maalesef orada yaşayanları Daniş şehit aileleriyle bir araya geldi. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Daniş şehit aileleri ve yakınları ile kahvaltıda bir araya geldi. Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gazileri Derneği şehit aileleri ve yakınlarına kahvaltı verdi. Sofrada aynı lokmayı paylaşmak, bir Çanakkale'li olarak, şehitler diyarının bir evladı olarak böyle bir ailenin yakınında olmak, beraberinde olmak gerçekten çok onur verici. Ben bunun için Sayın Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Çanakkale bir çok güzel bir şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ancak bu kente bu kimliği veren tabii en önemli unsur şehitler diyarı olması. Tabii ki 1915'te verdiğimiz 253 bin şehidimiz var. Ama o günden bugüne milletimiz yine badireler atlatmaya devam etti. İçeriden ve dışarıdan birçok tehdit unsuruyla karşılaştı ve bu millet, bu vatan evlatlarını, fidanlarımızı toprağa toprağa vermeye devam ettik ve sizler bu fidanların en yakınındakilersiniz. Aydınlar Ocağı'nda Endülüs ve Avrupa bilimi konuşuldu. Aydınlar Ocağı her 15 günde bir üyelerine verdiği seminerde bu hafta Endülüs ve Avrupa biliminin gelişimi anlatıldı.
Profesör Doktor Sefa Dereköy üyelere Endülüslerle gelişen Avrupa bilimi hakkında bilgi vererek Müslüman ve Avrupa bilim adamlarını da örnek gösterdi. Fransız balkonu, French balkon dediğimiz böyle hani çıkılmıyor da bir açılma var, çift kapı ve oradaki şey tamamen şimdi göreceksiniz Endülüs köküdür o. Onların geldiği noktadır. Onlardan devralınmıştır. Çok enteresan. Bize tekrar bakın hep pencereler böyledir oralarda. Bunu anlatıyor Murat Bey. Bakın. Lale Osmanlı'dan gidiyor. Gireceğiz oraya. Çok önemli. Endülüs'te sokakların kıvrılıp gitmesi, evlerinin yapısı, içinde kapı süslemeleri ben doğuluyum diye bağırmaktadır sanki. Hepimiz Endülüs'ü biliyoruz ama 2002'de bir Avrupa Cerrahi Araştırmaları Dergisi'nde Granada'dan bir Vara Torbek isimli cerrah, bayandır bu. Modern bir orkestranın vazgeçilmezleri olan yaylı çalgılar, davul, obua, trompet, flüt ve viyolinin Moorish orijinli olduğunu söylüyor. Moorish, Moor'dan kaynaklanıyor. Biraz sonra geleceğiz. Dark, kara manası da yani Endülüs'ün, Endülüs kökenini anlatıyor. Buradaki lirik edebiyat şiiri ve edebiyat şiir ve müziğin yine Moorish kökenli olduğunu. Bu trabador müzik Fransa'nın güneyinde yine flamenco tarzı çağrıştıran bayanların üzüntülerini ortaya koydukları bir müzik türü. Bartolomeu Ramos de Pereja, bu Ramis, literatürde Ramis diye geçiyor. Bunlar 1490'lı yıllarda üstlerine bastırılınca Hristiyan olacaksın diye bir ismi Ramis olarak evde kullanılıyor, bir ismini sokakta Bartolomeu olarak. Engizisyon kayıtlarında ve yine bizim elde ettiğimiz bilimsel literatürde bunlar tamamen aynı ilan söyleniyor Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Cross Ligi yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Cross Ligi ikinci kademe yarışları Çanakkale'de yapıldı. Çanakkale Kordon Boyu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Cross Ligi ikinci kademe yarışları düzenlendi. Marmara bölgesinden 300'e yakın sporcunun katıldığı yarışmalar Çanyolu, Balıkesir Caddesi, Ordu Evi Kavşağı, Kayseri Ahmet Paşa Caddesi, Valilik önünde sona erdi. 300'e yakın sporcunun katıldığı yarışmanın ardından Çağlar Kaynak basketbol sahasında ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, Can Mildon ve çok sayıda davetli katıldı. Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Cross Ligi ikinci kademe yarışlarında dereceye giren yarışmacılara Vali Yardımcısı Bekir Sıtkıza, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, Can Mildon tarafından kupa ve madalyaların verilmesiyle tören sona erdi. Sağlık için yürüdüler. Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü 2014 Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı vesilesiyle yürüyüş gerçekleştirildi. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında ilan edilen 2014 Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı nedeniyle Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü 18 Mart Stadyumu'nun önünden başlayarak Halk Bahçesi'nde sona eren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü Doktor Burhan Kütük ve vatandaşlar katıldı.
Kapalı cezaevi personeline ilk yardım sertifikası verildi. Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen temel ilk yardım programı sertifikaları ve ilk yardımcı belgeleri Ceza İnfaz Kurumu personeline dağıtıldı. Sertifika dağıtım törenine Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkan Vekili Muharrem Erkek, Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal, 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ramazan Gülendam, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Metin Çelebi, 116 Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Timuçin Alper, Cezaevi Görevli Cumhuriyet Savcısı Ozan Kaya, Cezaevi 2. Müdürü Mehmet Kayı, daire müdürleri ve cezaevi personeli katıldı. Eski İl Yönetim Kurulu üyesinden yemek. Lapseki AK Parti ilçe teşkilatına ve muhtarlara AK Parti İl Eski Yönetim Kurulu üyesi ve iş adamı Ruçan Özer, Lapseki Öğretmen Evi'nde yemek verdi. AK Parti ve ilçe teşkilatının tamamının katıldığı birlik beraberlik yemeğine AK Parti ilçe başkan yardımcısı Nuri Kasçı, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Parti ilçe başkan yardımcısı Nuri Kaslı, Gençlik Kolları Başkanı Halil Özer, Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç, AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Yılmaz da katıldı. Biz artık bu saatten sonra bu olaya seçim olarak bakmıyoruz. AK Parti için bir referandum diyoruz. Bu seçimde AK Parti ile Türkiye'nin kaderi birleşmiştir. AK Parti kazanırsa Türkiye kazanacak. AK Parti kaybederse maalesef Türkiye kaybedecek. Gerçekten 30 Mart seçimlerinin bir belediye başkanlığı, bir il genel meclis üyeliği, bir belediye meclis üyeliği seçimi olmadığını anladık. Yapılacak olan seçim gerçekten Türkiye'nin geleceğini belirleme seçimi olacak. Bu sebepten dolayı yapmamız gereken hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde yanımıza en az 3 kişi alarak, 2 kişi alarak hep birlikte mücadele vermek. Bizim önceliğimiz vatandaşın önceliği. Vatandaş ne istemişse biz de onu istiyoruz. Önceliğimiz onlar olacak. Öncelikle vatandaş demiş ki su. Allah izin verirse Bayramdere Barajı, Lapseki ve Çardak içme suyu için yapıldı. Devletimiz onun için yaptı, hükümetimiz onun için yaptı. Ama maalesef bugüne kadar nedense buraya su getirilmedi. Su oradan denize akıyor, biz de bakıyoruz. Elektrikli pompalarla kuyulardan su basılıyor, çamurlu sular bize geliyor. Ama bizim Bayramdere'nin suyu denize akıyor. Bu nasıl işte? Lapseki'de sağlıklı yaşam yürüyüşü. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde TSM tarafından sevdiklerimiz ile beraber sağlıklı yaşama yürüyoruz sloganlarıyla yürüyüş programları devam ediyor. Sağlık Merkezi'nin düzenlediği her ay 2-3 ay önce başladık. Artık geleneksel oldu. Düzenlediği bir yürüyüş var sağlıklı kalmakla ilgili. İşte bunun için gelmiş bulunuyoruz yine. İyi de bir kalabalık var serin olmasına rağmen hava. İnşallah bunu daha çok geliştirerek her ay sonu Sağlık Merkezi Fatma Hanım'la birlikte genç sporla böyle etrafa bunu dahil duyurarak bir dahaki sefer inşallah siz basına da
daha iyi bilgi vererek bunu çoğaltarak her ay sonu yani 50 ile 60 ile başlıyoruz. 100, 150, 200, 300 gibi tüm spor yapmak isteyenler, sağlıklı kalmak isteyenlerin Dalyan'daki bizim futbol sahamıza kadar genç spor müdürlüğüne ait sahaya kadar bir yürüyüş yapmayı düşünüyoruz. Yani şimdi sondaj yapılmış. Her hafta cumartesi günleri ekranlarınıza gelen Gülçin Akın'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası programının bu haftaki ilk konuğu Saray Perde'nin sahibi İknur Beslen oldu. Kısa bir bölüm izliyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Ben o muhabbet arasında zaten evini hemen gözümde bir hayal ediyorum. Anlatıyor çünkü. Anlatıyor. Evet. Nasıl bir şey istediğini, sözlerini anlıyorum. Zaten perde seçme tarafına geldiğiniz zaman önlerine hemen masamda çıkarıyorum. Hı hı. Onlar da tabii ki çok memnun oluyorlar. Aa, nasıl anladınız? Ay evet, aradığımız perde bu dedikleri zaman bu benim çok hoşuma gidiyor. Onların da çok hoşuna gidiyor ve perde seçmek daha kolay hale geliyor. Hı hı. Severek, isteyerek güzel bir seçim oluyor. Evet. Ne kadar güzel ya. Yani böyle kendi çocuklarınız gibi, o ürünler de kendi çocuklarınız gibi, evet, değil mi? Çünkü öyle özen gösteriyorsunuz. Hepsini tanıyorsun perdeleri. Mesela zor müşterilerim oluyor. Seçimde zorlanan müşterilerim oluyor. Mesela tüm gün orada olduğum için, sabahtan akşama kadar orada olduğum için benim çok beğendiğim, çok hoşuma giden perdeleri öncelikle gösteriyorum. Yine İş Dünyası programının bir diğer konuğu ise Dardanel Turizm Seyahat Acentası sahibi Zafer Güneş oldu. Kısa bir bölüm ekranlarınızda. Dedi. Çanakkale'de uzun yıllar siyasi ortamın içinde de bulundum. Ticaret benim hayatım. Esas mesleğim edebiyat öğretmenliği ama onu hiç yapmadım. O şekilde ticaretle başladım, ticarete devam ettim. Neden hiç yapmadım diye düşündünüz mü hiç öğretmenliği? Ticareti çok seviyordum. Zaten eksiklik olarak görmediniz. Tabii hiç eksiklik olarak görmedim. Aradan Kars'tan gelen inşaat sektörüyle uğraşan insanlar Çanakkale'deki konut yatırımlarını yapımında ön plana çıktılar. Biz yaptığımız iş gereği ağırlıklı uçak bileti üzerine iş yaptığımız için bu insanlarla çok fazla muhatap oluyoruz. Doğudan gelen arkadaşlarımız Çanakkale'deki inşaat sektörünü ele almış durumdalar. Mesela eskiden müteahhit dediğiniz zaman aklınıza Karadenizli gelirdi. Hı hı. Ama artık bugün müteahhit dediğiniz zaman aklınıza Doğu'dan, Van'dan, Diyarbakır'dan, Kars'tan, Ağrı'dan gelen arkadaşlarımız geliyor. Bizim Çanakkale'mizin en büyük özelliklerinden biri de başkalarının açıklarıyla uğraşmak, başkalarının işleriyle uğraşmak, paylaşımı hiçbir zaman ön plana çıkarmamak. Küçük olsun, benim olsun, ben yöneteyim, benden başka kimsenin olmasın zihniyeti Çanakkale'lileri başarısız kılmıştır. Zaten bu sağlam. Dün akşam 20.30'da ekranlarınıza gelen Bünyamin Nami Tonka'nın hazırlayıp sunduğu Akademik Bakış programının konuğu Kepez Boğazkent Mahallesi'nin muhtar adayı Mustafa Yaşar oldu. Programdan bir bölüm ekranlarınızda. Ya, yol yapmıyoruz. Yol yapmıyoruz ama bozulan yolların onarımı için önce belediyemize. Telefonlarımız çalışmıyorsa PTT'ye. Sokak lambamız yanmıyorsa belki belediye ama TEK'e. TEDAŞ'a. Bunun gibi. Yani önce ilgili kurumları harekete geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yani şimdi afiş asmak, ben Boğazkent Mahallesi muhtar adayıyım. Tamam mı? Kardeşim de sen 5 yıl ne yapacaksın? Ben neler yapacağım? Neler yapacağım? Yapabilirim. Yani benim dediğim gibi bütçem yok. Bütçem yok ama benim imkanlarım çok. Bir, mesela ne diyoruz? Mahalle muhtarlığı birinci sıralıyor. Mahalle muhtarlığı mahallesinde olmalı. Boğazkent Mahallesi'nin muhtarlığı Cumhuriyet Mahallesi'nde. Bir başka şey, yine slogan olarak yazdım ben. Vatan sevgisi. Bu vatanın bütünlüğü için, bağımsızlığı için, bekası için, canını seve seve verip toprağa düşmüşlerin geride bıraktıklarına, yani şehit yakınlarına. Evet. Yine bugün dağlarda bir uzvunu hiç gözünü kırpmadan bu toprak için bırakan gazilerimizle sürekli bir arada olacağız. Ve ben diyorum ki sağ olsun bu başkanımız, önceki başkanlarımız hepsi yapıyor. Bunu daha da çoğaltıracağız. Evet. Boğazkent Mahallesi'nde şehitliği gezmeyen kalmayacak. Ziyaret etmeyen insan kalmayacak.
Rehberleri de siz olacaksınız. Rehberleri de ben olacağım. Evet. Ve ben bu rehberleri onlara ücretsiz. Boğaz TV hafta sonu haberlerini izlediniz değerli dinleyicilerim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle mutlu kalın, umutlu kalın ve Boğaz TV ekranlarından ayrılmayın. İyi akşamlar.